Paranın kripto hali sabah raporuna hoş geldiniz. Bugün 2 Ağustos 2022 Salı ve kripto varlıklar tarafında yeni haftaya sakin başlamıştık. Ve biraz öyle de gittiğini söyleyebiliriz. Dün e, imalat verileri dünyada geldi. Güçlü değil, e, biraz daha zayıflama iş işaretleri var. Küresel durgunluk kaygısının endişenin olduğu bir ortamda. Piyasa çok bozan bir havası var mı? Ona da bakacağız. Ama önce Bitcoin'de bir söze tekrar her gün olduğu gibi başlayalım. 22 bin dolar üzeri görüntü e, çok büyük bir harekete, sert bir harekete e, gidilmediğini ve hareket olmadığını gösteriyor. Halen 400 bin üzerinde bir fiyatlama söz konusu. E, burada e, imalat verileri tarafında e, evet zayıflama görüntüsü var ama her bölgede, her ülkede bir daralma görüntüsü şu an için yok. Ama önümüzdeki dönemde tabii ki küresel durgunluk kaygılarıyla bunun e, imalat üretim tarafında bir zayıflama olması beklenebilir. Bunun şiddeti ve hızı tabii ki önemli olacak. Bunun dışında bugün Asya piyasasını etkileyen bir haber. Amerikan Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edebileceği beklentisi. Tayvan basınına göre bu ziyaret gerçekleşebilir. Amerika'da bu tam olarak yalanlanmadı. Amerika ile Çin arasındaki gerginin artabileceği kaygısı Asya borsalarının %2'yi aşan bir satış baskısı getiriyor. Ama Amerikan vadilere bakarsak Orada düşüş var ama %0.5 de sınırlı. Çok ciddi bir değer kaybı yok. Ama e, tabii dış politika açısından e, önemli bir başlık. Tayvan, Çin, Amerika tarafındaki gelişmeler. O taraftan bakarsak bir stres faktörü olarak karşımızda. E, ama tek başına küresel piyasaları etkileyen bir tablosu da şu an için karşımızda değil. Küresel piyasaların şu an daha çok baktığı işte bu durgunluk meseleleri ne olacak, enflasyon meseleleri ne olacak. O tarafta bekle gör havası olduğunu söylemek lazım. Ama genel olarak e, yine borsalarda alım yönünde hareketin, e, sürdüğü bir süreçte biraz daha şimdi bekle gör havası var. Ethereum tarafına bak bakacağız ama önce bir e, tabii ki piyasadaki e, algı nasıl ona bakalım. işte işler endeksi bize ne anlatıyor? 31 seviyesinde olduğumuzu gösteriyor. 100 üzerinden hesaplanıyor. Düne kıyasla değişmedi hemen ben Yine bu seviyelerdeydi. Yani pozisyonlar korunuyor. Geçtiğimiz ayları kıyasla o kadar da olumsuz pesimist bir hava yok. Onun altındaydı bu endeks bir ara. Şimdi 31'lerde ee, yine belli bir noktada ee, çok çok hızlı bir e, yükseliş yönünde beklenti belki eski rekorlara gitme beklentisi kısa vaat işinin olmasa da yine de bir korku tarafında bir e, nispeten daha e, zayıflama korkunun biraz azaldığı bir süreci son 2-3 haftada gördük. Bir diğer endeksimiz boğa ve ayı piyasası endeksi. Orada da 0.28'deyiz. Bu da bir üzerine hesaplanıyor. Ne kadar yüksekse o kadar boğa havası olacak. Yani o kadar alım isteği olacak. Ama 0.28 çok çok da güçlü bir alım isteği olmadığını bize gösteriyor Kısa vadeli alsat hareketlerinin devam edebileceğine ilişkin beklenti burada halen tabii ki var. Ethereum taraftaki fiyata bakarsak orada da yine geçtiğimiz haftalarda yani 1000 dolarlara kadar düşmüştü. Bir ara 1700'lere doğru bir hareket vardı. Çok hızlı arttı aslında Ethereum değeri. Ee, o açıdan bakarsak şimdi 1570'lere doğru bir gerileme var. Ee, sürpriz mi? Çok sürpriz olmayabilir. Çünkü zaten yükselişler sonrası önemli e, direnç seviyelerinin e, seviyelerine ulaşıldığına dair bazı yorumları aktarmıştık. Böyle durumlarda zaten biraz da ayı piyasası etkisi altına olan bir piyasa varsa dirençleri aşmakta zorlanabiliyor piyasa. böyle de oldu. Şu ana kadar çok aştığını da söylemiyoruz. Bakacağız. En büyüklere bakalım. Yani piyasa değerler arasında en büyük coinler durum ne? Orada da sakin havanın hissedildiğini söylemek lazım. Mesela 17.95'e işaret eden bir TTR ve USD coin var. Oraya bakarak kuru da anlıyoruz. Kurda dolar TL'de günlerdir kademeli yükseliş devam ediyor dünyada dolar hareketleri çok sınırlı. Yani dolar endeksli, euro dolarda önemli hareketler yok ama bizde küçük adımlarla halen dolar yükselişi var. Artık 18'e doğru iyice yaklaştı diyebiliyoruz bu adımlarla hareketlerle birlikte. Geri kalan isteğe baktığımızda orada da aslında hani dün biraz da 24 saatliklerde yüzde... 5 civarı hatta aşan değişimleri de ağır bastın görmüştük. Bugün de öyle var. Arada gördüğümüz gibi mesela Solana da var. işte Cardano'da da biraz var. Var ama hani ee, bu çok çok genelde yayılmadı şu ana kadar. Bakalım geri kalan listeleri buna işaret ediyor mu? Orada da yine e, %10'luk bir mesela Polkadot düşüşü var. İşlerinde biraz daha dikkat çekiyor. Gerilemelerin biraz daha olduğu, geri çekilme hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Matic tarafında bir geri çekilme var. Bunun dışında Uniswap biraz daha Matic'e yakın ama geri kalan çok getay. E, listenin geri kalanı Ethereum klasik düşüşü %7 civarı olması, e, düşüşlerde diğerleri kıyasla daha sert olması... Sürpriz midir? Pek sürpriz sayılmaz çünkü zaten diğerlerine göre çok daha fazla yükseldi Ethereum Classic. Yani bu son dönemdeki yükselişin ana sürükleyicisi veya yıldızlarından bir tanesiydi. O açıdan %7'lik kayıp e, hani diğerlerinin bu, bu noktada düştüğü bir ortamda çok da anormal değil. Yine %4'lü 5'li kayıpların olduğu noktalar var. Genel olarak düşen coin sayısının yükselene kıyasla biraz daha fazla olduğunu ama düşüşlerinde e, çok da sert olmadığını, genel eylem düşüşü olmadığını söylemek lazım piyasa değerleri toplamı hala 1 trilyon doların üzerinde. Hatta böyle devam ederse 1 trilyonun altına tekrar inilebilir. Şu anda o eşikteyiz. Ama izleyeceğiz. E, genel hava e, şu ana kadar bu şekilde gelişiyor. Metaverse tarafına bakarsak. Orada da son dönem tabii ki iyi kazanımlar vardı. Hatta mana bir ara 1 dolara yakındı. Orada da yine bir kademeli bir dolardan uzaklaşma var. Apecoin %7 düşüyor. Cent %3 düşüyor. E, Axie tarafı, Tita tarafı biraz artı görünmekle birlikte yine de e, bir satış baskısının genel yansımasını söylemek e, mümkün. Trendler tarafına bakarsak e, bugün e, iyisiyle kötüsüyle en çok konuşulan coin'ler e, getirisiyle kaybıyla birlikte bunlar e, bitcoin tarafı yine sosyal medyada hala konuşuluyor. Optimizm e, tarafı orada da ciddi artışlar vardı geçtiğimiz günlerde. Bu yükseliş trendi döneminde yükseliş kısa süreli yükseliş trendinde. Optimizm de burada ciddi kazanımdan getirdi veya kârlar sağladı. Solana tarafı biraz geriliyor. Bu noktada bunların tümü aslında tanıdık e, coin'ler ee, ve hani karışık bir tablo var. Ee, biraz daha satış baskısının ağır olduğu olanlar var. Biraz daha yatay gidenler var. Fan token'lara bakarsak taraftar token'lar tarafında e, burada Galatasaray'ın renkinde bir yükseliş olduğunu bir süredir görüyoruz. Yükseliş de yani 2.2 dolardan 2.3 dolar yükseliş. Çok sert bir yükseliş olmasa da kademeli bir artış, fiyat artışı oldu. Fenerbahçe'nin bir ara hep söylüyoruz Galatasaray çok yakın bir noktaya geldi. 2.2'lere geldi. Sonra düştü. Trabzonspor'un bir artış var son birkaç gündür. O da 2,2 dolara artık yakın. Uzun süre 2 doların altında kalmıştı. Hatta Fenerbahçe Trabzonspor'un önüne geçmişti fiyatlamasından. Şimdi biraz durum tersi dönmüş gibi görünüyor. En sert hareket Trabzonspor fan token'da. Geri kalan tarafta da yine birçok aslında token var. Taraftar token ama piyasa hacminin büyüklüğü açısından yaptığım sıralamaya burada ekrana getirdiğimizde Göztepe'ninkinde Başakşehir'de kısıtlı hareket var. Samsun bir hareket. %10'luk bir net yükseliş da dikkat çekiyor Taraftar, tokenlar içerisinde. Bir iki tane de haber verelim. Ee, burada tabii e, kripto varlıklar tarafı deyince Elon Musk tarafı e, biraz daha e, konuşuluyor. E, konuşulan tarafı da bu meme coin denen işte e, biraz daha Dogecoin coin ve türevleri daha sonrası ortaya çıkan türevlerine ilişkin e, etkiler gelişmeler. Elon Musk'ın e, attığı bir e, tweet yine gündemde oldu, gündeme geldi. Orada da bu tweet içerisinde de ee, yine oğlu 2 yaşındaki oğlunun e, bir videosu var. İşte Shiba Inu cinsi bir köpekle oynarken daha sonra işte mesaj atıyor, tweet atıyor. Musk e, X oğluna adı X X e, Doçları seviyor diye bir tweet atıyor. Sonra video paylaşıyor. Floki Inu cinsi bir e, köpeği var. Onun videosunu paylaşacağını söylüyor. Derken bu içerik fiyatları yükseltiyor. Ee, orada da Flaky tarafında da fiyatın 120 aşan yükseliş gösterdiğini gördük bu paylaşımlarla. Ee, bu, bu tip coinler e, çok psikolojik coinler. Yani e, burada bunların temelinde yani mesela bir Matic diyorsunuz, işte Ethereum diyorsunuz. Bunların bazı çözüm önerileri, işte kullanma alanları vesaire var ama bu tip coinler Dogecoin... E, o, o teknolojiye sahip coinler pek değil. Biraz daha işte popülerite üzerinden giden. Ne kadar popülerse o kadar fiyatının arttığı. Ee, ve Elon Musk'ın da e, yaptığı açıklamalarda en çok etki ettiği alan hatta bu konu dava konusu da etki alanının yani manipülasyon bir etkileri olduğu yönündeki iddialarla bu konu dava aşamasına bile geldi. Ama sonuçta e, halen bir sosyal medya etkisi var ve e, Elon Musk'ın bu açıklaması e, bu paylaşımı bile e, bu tip coin'leri etkileyebiliyor meraklı olanlar. O tarafı zaten çok yakından biliyor. Her, her adımını yakından izliyor. Çünkü anlık yükselişler getiriyor. Orada da yakalayabiliyorsunuz. Kazanç elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında NFT'ler tarafında spor dünyası ve NFT buluşması bir ortaklık, bir beraber hareket etmeye Barcelona tarafında Sosyos.com'la Sosyos yapılan bir ortaklık açıklaması var. Daha çok burada NFT tarafı Metaverse projelerinde bir ortaklık söz konusu olacak gibi görünmekte. Barcelona kulübünün dijital içerik oluşturma ve dağıtım merkezi Barca'a. Studios'un 125 hissesinin sahibi olacak Sosyos.com Bunun için de belli belirleyecek yaklaşık 100 milyon dolar olduğu da söyleniyor. Sonuçta spor dünyası malum işte sponsorluklarıyla, NFT tarafıyla, e, Metaverse versiyonu biraz yavaş yavaş devre girmesiyle hani sektörler arası e, kripto varlıkların belki de en yoğun çalıştığı e, tablo gibi görünmekte. Popülarite itibariyle futbol kulüpleri tarafı da bu konuda ağırlığını giderek artırıyor diyelim. Evet e, genel durum bu. E, özellikle bugün içerisinde izleyeceğimiz veri biraz zayıf olmakla birlikte e, kripto varlıklarda biraz bekle göre havası varken sanki biraz satış eğilimi de var. Geçtiğimiz günlerde elde edilen kazanımların bir kısmı bir kar satışına dönüşüyor gibi görünüyor. Bakacağız izleyeceğiz. Paranın kripto hali sabah raporunun bugünkü yayın sonuna geldik. Yarın ise yine saat 10.30'da canlı yayında görüşmek üzere.